Adı se baba. Bir zamanlar büyük bir orman kıyısında altın saçlı bir kız yaşarmış. Bu güneş gibi parlak saçlı kızın adı Goldilocks'muş. Öyle güzel sarı bukleleri varmış ki herkes ona hayranmış. Fakat tüm bu sevimliliğine rağmen Goldilocks bazen yaramaz bir kız olabiliyormuş. Her gün oyun oynamak için dışarı çıktığında annesi ona hep aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyormuş. Kızım, lütfen arka bahçede oyna. Sakın ormanın içine girme. Ormanın derinliklerinde bir kulübede ayı ailesi yaşıyormuş. İrice bir baba ayı, orta boylu anne ayı ve küçük yavru ayı. Anne ayı her sabah erkenden kalkar ve kahvaltıda yemeleri için yulaf lapası hazırlarmış. Bir sabah küçük yavru ayı erkenden kalkmış. Yulaf lapasını yemek istemiş. Ama yulaf lapası çok sıcakmış. Anneciğim, yulaf lapalarımız soğuyana kadar ormanda gezmeye çıkalım mı? Anne ayı, baba ayı ve yavru ayı yulaf lapalarını masada bırakıp ormanda gezintiye çıkmışlar. Aynı sabah Goldilocks annesinin ona kahvaltı hazırlamasını beklerken arka bahçede oynuyormuş. Fakat sürekli evin bahçesinde oynamaktan sıkılmış. Ormanın derinliklerini çok merak ediyormuş. Ormana girip biraz gezsem ne olabilir ki? Etrafına bakınmış, kimseleri göremeyince birden ormana doğru koşmaya başlamış. Yorulunca durup çevreyi seyretmiş. Ne güzel bir orman, çiçekler, ağaçlar. Neden daha önce gelmedim ki sanki ormana? Ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Bu arada ayı ailesi ormanda gezerken yavru ayı bir ağacın dalında asılı duran arı kovanını görmüş. Ne kadar büyük bir arı kovanı. İçi bal doludur şimdi onun. Babacığım, biraz bal yiyebilir miyiz? Yavrum, o arı kovanı arılara ait. Orası onların evi. Ev sahipleri yokken izinsiz kimsenin evine girip yiyeceklerini yiyemeyiz. Haklısınız. Kahvaltımı yapmak için eve gidene kadar beklemem gerekecek sanırım. Ormanda tek başına yürümeye devam eden Goldilocks ise o kadar çok yol yürümüş ki sonunda yolunu kaybetmiş. Geri dönmeye çalışmış ama dönüş yolunu bir türlü bulamamış. Hem iyice yorulmuş hem de karnı acıkmış. Yorgunluktan ağlayacakmış artık. Biraz daha yürümüş ve sonunda yol bitmiş. Karşısında ağaçların arasında ayı ailesine ait kulübeyi görmüş. Sessizce eve yaklaşmış. Etrafında dolaşmış, kimseyi görememiş. Yavaşça kapıyı tıklatmış ama kapıyı açan olmamış. Pencereden içeri bakmış. İçeride masanın üzerinde dumanı hala tüten 3 kase görmüş. Tekrar kapıya gitmiş ve bu sefer hızlıca çalmış kapıyı. Aralık olan kapı açılıvermiş. Goldilocks sevinmiş, kafasını uzatıp içeri seslenmiş. Kimse var mı? Cevap gelmeyince içeri girmiş. Masaya yaklaşmış. Masada biri büyük, biri orta ve biri küçük boy 3 kase yulaf lapası duruyormuş. Çok aç olduğundan en büyük kasedeki yulaf lapasını yemek istemiş. Kaşığını ağzına götürdüğü anda ağzı yanmış çünkü yulaf lapası çok sıcakmış. Hemen yanındaki orta boy kaseden bir kaşık yemiş ama o da çok soğuk olduğu için onu da yemekten vazgeçmiş. Bu da çok soğuk. Üçüncü ve en küçük kaseye kaşığını daldırmış. Bu ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bu ılık yulaf lapası tam bana göre. En küçük kasedeki ılık yulaf lapasının hepsini yemiş bitirmiş. Kahvaltısını bitirip karnı doyunca şöminenin yanında 3 sandalye görmüş.
yorgun olduğu için biraz oturmak istemiş. 3 tane sandalyeden biri büyük, biri orta ve diğeri de küçükmüş. İlk olarak büyük sandalyeye oturmayı denemiş ama üstüne bile çıkmayı başaramamış. Orta boy sandalyeyi denemiş ama bu sandalye de çok sertmiş, rahat edememiş. Sonunda 3. küçük olan sandalyeye oturmuş. Bu sandalye çok yumuşakmış. Tam istediği gibi rahat ve boyuna uygunmuş. Ama o da ne? Çatır diye bir sesle kırılıvermiş sandalye. Goldilocks kendini yerde bulmuş. Ne yapacağını bilememiş. Yandaki odaya girmiş. Burada da 3 tane yatak varmış. Biri büyük, biri orta ve diğeri de küçük olan 3 yatak. Büyük olan yatağı denemiş önce. Ama bu yatak çok sertmiş ve boyuna göre çok büyükmüş. İkinci yataksa boyundan biraz büyükmüş ama onun için fazla yumuşakmış. 3. yatağa yatmış. Bu yatak hem boyuna tam gelmiş hem de oldukça rahatmış. Hatta öyle rahatmış ki Goldilocks yatağa uzandığı gibi uyuyuvermiş. Goldilocks uykudayken ev sahipleri, ayı ailesi eve geri dönmüş. Baba ayı ormandan şömine için çalı çırpı, anne ayı ise taze böğürtlenler toplamış. Yavru ayıcık da bir an önce eve girip yulaf lapasını yemek istiyormuş. Eve geldiklerinde hepsi çok aç olduğu için masaya oturmuşlar. Baba ayı kasesine bir bakmış ve homurdanarak "Biri benim yulaf lapamın tadına bakmış." demiş. Anne ayı da kasesine bakmış. "Biri benim de kasemden tatmış." Yavru ayıcık kasesine bakmış ve ağlamaya başlamış. "Biri benim de yulaf lapamın tadına bakmış. Hatta tadına bakmakla kalmamış, hepsini bitirmiş." Masadan kalkıp etrafa bakınmaya başlamışlar. Baba ayı şöminenin yanındaki büyük sandalyesini fark etmiş. "Biri benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza, yeri değişmiş." Anne ayı da kızgın bir ses tonuyla söylenmiş. "Biri benim de sandalyeme oturmuş." Yavru ayıcık bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. "Biri benim de sandalyeme oturmuş. Hatta oturmakla kalmamış, sandalyemi kırmış." Ayı ailesi merakla yatak odasına gitmişler. "Biri benim yatağıma uzanmış. Baksanıza, yatak bozulmuş." "Biri benim de yatağıma yatmış. Biri benim de yatağıma yatmış. Ve hatta hala biri benim yatağımda yatıyor." Baba ayıcık yavru ayıcığın yatağının yanına gelmiş. Gerçekten de yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Yavaşça örtüyü kaldırmış. Yatağın içinde uyuyan minik kız çocuğunu görünce çok şaşırmışlar. "Bizim kulübemizde ne işi var ki bu küçük insanın?" "Söyleyin bu kıza, kalksın hemen yatağımdan." Yavru ayının ağlamasıyla irkilerek uyanan Goldilocks, karşısında 3 tane ayı görünce çok korkmuş. Hemen yataktan fırladığı gibi dışarı koşmuş. Kulübeden çıkmış ve arkasına bakmadan koşmaya devam etmiş. Koşmaktan nefessiz kalmış ama durmamış. Ne yöne gideceğini de bilmiyormuş üstelik. Tam bu sırada karşıdan gelen anne ve babasını görmüş. Anne ve babası Goldilocks'u merak edip onu aramaya çıkmışlar. Goldilocks anne babasını görünce çok sevinmiş, koşup hemen annesine sarılmış. "Anne, anneciğim." "Kızım, çok merak ettik seni. İyi misin?" "Bir daha sizin sözünüzden çıkmayacağım anneciğim. Sizden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim." Goldilocks anne ve babasına sımsıkı sarılmış. O günden sonra söz verdiği gibi anne ve babasından izinsiz hiçbir şey yapmamış. Uslu ve sevimli bir kız olmuş. Sevimli dostlar.
Ne güzel bir ayı, bak yiyecek arıyor. Bir parmak bal hayali kuruyor. Asıtede bir kovanı görüyor. Kovanı alınca arılar çıkıyor. Güzel ayı, güzel ayı kaçmaya başlıyor. Arılar vızır vızır onu kovalıyor. Kaç kaç ayı, kaç kaç ayı arılar geliyor. Kaç sipsivri iğneler seni kovalıyor. Bırak şu kovanı, kızdırma hiç vız vız arıları. Kalın kürküne çok fazla güvenme. Durma sakın, üşürler üstüne. Güzel ayı, güzel ayı arılar geliyor. Arılar vızır vızır seni kovalıyor. Kaç kaç ayı, kaç kaç ayı arılar geliyor. Kaç sipsivri iğneler seni kovalıyor. Ayı sonunda bıraktı kovanı. Yoruldu çünkü ayakları. Ama arılar peşini bırakmadı. Ayı onları çok kızdırmıştı. Güzel ayı, güzel ayı arılar geliyor. Arılar vızır vızır seni kovalıyor. Kaç kaç ayı, kaç kaç ayı arılar geliyor. Kaç sipsivri iğneler seni kovalıyor.